Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilen söyleşinin konuğu, UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi seçilen Dertli Divani Mahlası sahibi Veli Aykut oldu. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Bodrum Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Refik Ülgen, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcisi, Alevi inancına sahip vatandaşların yanı sıra Yarımada'da yaşayan Dertli Divani hayranı birçok Bodrumlu katıldı. Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Başkanı Cem Yalçın, dernek olarak Alevi Yol ve Erkan'ı temalı bir etkinlik dizisi başlattıklarını belirtti. Yalçın şöyle konuştu. Evet, Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği olarak Alevi Yol ve Erkan'ı temalı bir etkinlik dizisi başlattık. Burada maksadımız hem beraber muhabbet etmek, biraz önce Dertli Divani de söylemiş olduğu gibi tanış olmak birbirimizle, aynı zamanda yolumuzun kaidelerini, güzelliklerini de beraberce paylaşmak ve öğrenmek. Bu anlamda Mehmet Turan dedemiz de Kasım ayında bir etkinlik gerçekleştirmiştik. Sonrasında Hamza Takmaz dedeyle, bugün de Dertli Divani ile beraber muhabbet edeceğiz. Alevilikteki aşıklık ve zakirlik alanında yaptığı hizmetlerinden dolayı 2010 yılında Birleşmiş Milletler'in kültür kuruluşu olan UNESCO tarafından şu ifadeleri kullandı. Ben 1962 yılında Şanlıurfa'nın şu an mahalle olan eskiden beldeydi, daha öncesi köylü, Kısas'ta dünyaya gelmişim. 6 solo albüm çalışmam oldu. İlk albümüm 1989 yılında Büyük Usta Arif Sağ'ın bağlaması eşliğinde yayımlandı. 92'de Diktiğimiz Fidanlar, 95-96 yıllarında Duaz İmam, 2000 yılında Sel Çeşme ve 2005'te Hasbihal, en son 2014'te de Hakisar adlı albümüm yayımlandı. Birçok sanatçı dostlarım eserlerimi kendi çalışmalarında yayımladılar. Arif Sağ'dan Belkıs Akkale'ye, Selda Bağcan'dan Kıvırcık Ali'ye, İlkay Akkaya'dan kısacası Sabahat Akkiraz, Erdal Erdeşen, birçok halk müziği icra eden sanatçı dostlarım kendi eserlerini, kendi albümlerine okudular. 2010 yılında UNESCO tarafından aşıklık ve zakirlik alanında yaşayan insan hazinesi ödülü verildi bana. Bu ödülden sonra da birikimlerimi genç kuşaklara aktarmam gerektiği noktasında bir çalışma içerisine girdim. Yaklaşık 6-7 yıldır Türkiye ve Avrupa'nın başka ülkelerinde 42'nin üzerinde mektep irfan muhabbetleri yaptım. Ve bu 42 noktada 40 ile 70 genç arkadaşımızın katılımı gerçekleşti. Bunların en az 3'te 1'i şu an bağlama çalan gençler. Yaklaşık 3000 gence ulaştım bugüne kadar birikimlerimi aktarma noktasında. Ozan Dertli Divani 2010 yılından bu yana Türkiye'de ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 42 noktada mektebi irfan muhabbetleri ile 3000'den fazla gence verdiği eğitimin amacını çok güzel saz çalıp deyiş söyleyen gençlerimiz var. Bu gençlerimiz okudukları deyişlerin gerçekten ne ifade ettiğini bilirlerse daha içten ve inanarak halka anlatmış olacaklar. Ayrıca muhabbet bizim özümüzü ifade eden bir şeydir. Üç can bir araya gelip muhabbet ederse o da cem olur. Cem töreninde yapılan 12 görevi tek tek icra etmemiş olsalar da üç nefes bir muhabbette de tek can olurlar. Önemli olan kültürüne aşina olmak ve bu muhabbet ortamından kopmamaktır. Kopmayacağız, kesintiye uğramayacağız ki özümüzü bulacağız. Bir anlamda bu mektebi irfan muhabbetler özümüze dönüş, özümüzden haberdar olmayı sağlayan deryadan damla misali çalışmadır. Bu kültürel değerlerimiz bitmek tükenmek bilmeyen bir hazinedir şeklinde açıkladı. 60'ın üzerinde derlemesi ve söz ve müziği kendisine ait 120'nin üzerinde eseri Dertli Divani'nin eserlerinden bazıları. Zülfü Livaneli, Arif Sağ, İlyas Salman, Belkıs Akkale, Sabahat Akkiraz, Güler Duman ve birçok sanatçı tarafından seslendirildi. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konser yaklaşık 2,5 saat sürdü.